Günaydın Gönül YouTuber kanalından. Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Ben Gönül Erdem. Tabii size her videomu günaydın diye açıyorum ama videoyu akşam yüklediğim için akşamın bir köründe hepinizin kulaklarını günaydınla pasını attığını düşünerekten bu rutine devam ediyorum. Ama tabii ki benim için gün yeni aydı. Şu an banyodayım. Yeni uyandım. Timur hemen altını değiştirdim. Ona kahvaltı olayına kadar bir süt hazırladım. Dün biliyorsunuz sizlerle bir canlı yayın yapmıştık. Ondan sonra Cuma dedim yarın vlog gelecek falan diye sizlere söylemiştim. Bu sebeple de erken başlatmak istedim vlogu. Ki hemen böyle montajı halledip sizlerle paylaşabileyim diye. Bugün yapılacak çok fazla işim yok. Sadece evi bir normal süpürürüm her zamanki gibi. Efendim Tio. Yani hangi birini anlatmalıyım, nereden başlamalıyım bilmiyorum. Bugün şu pösürmüş, pösür pösür olan saçlarımı bir düzleştiri yapalım dedim. Normalde tarakla tarayacaktım da öyle ne zamandır şey yapmıyorum. Azıcık düzleştireyim dedim. O zaman ben saçlarımı halledip hemen geliyorum. Evet, saçlarım bitti. Şöyle oldu. Umarım güzel olmuştur. Ben seviyorum böyle halini. Hemen azından o posurukluktan çıkmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Şu saçlarımı bir toplayayım. Yani düzleştirmek falan çok güzel de işte ondan sonrası temizlik süreci. Yani tarıyorum, süpürmek zorundayım. Çünkü biliyorum dökülüyor yani. O çok gıcık ediyor insanı. Ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi şuraları hemen bir topluyorum. Evet, sizlere de süpürürken gösterdim. Karanlıkta süpürgenin nasıl süpürdüğünü. Dünkü canlı yayında konuşmuştuk çünkü karanlıkta çok güzel her şey belli ediyor demiştim. Zaten dökülen saçımı falan da hemen gördünüz. O konuda çok işime yarıyor dedikten sonra size bir şey göstereceğim şimdi. Biliyorsunuz çiçeklerim buradalar. Biraz daha böyle mutfağı yeşillendirmek amaçlı bu tarafa koydum. Fakat bu fon perdeyi bu tarafta olduğu için doğal olarak sanıyorum benim aşkı tolaşkalarım yeterince güneş almıyordu. Sorun bambuda hiçbir sorun yoktu. Bambu gene böyle büyümeye devam ediyordu. Bu arada bambum gerçekten çok güzel büyümüş. Biliyorsunuz çiçeklerimi Cansu'ya emanet etmiştim giderken. Sağ olsun o da çok çok güzel bakmış. Hatta şu çiçeğim artık bundan ümidi kesmiştim. Bunun ismini bilmiyorum kızlar. Bu böyle A101'e geldiğinde minik bir çiçekti. Bu bir ev bitkisi ama ismini cismini çiçek de açmıyor. Sadece yeşillik. Nereden baksanız 2 sene oldu. Bu şekilde böyle güzelce büyümeye devam ediyor. Ama böyle bir ara hastalanır gibi olmuştu şu arkadaş. Cansu'ya bir gittim bir baktım ki aman Allah'ım bebişler vermiş. Böyle gayet mutlu, güzel. Çok sevindim. O yüzden ben de şey yapıyorum. Bu tarafından şöyle açıyorum. Azıcık güneş gelsin, güzellik gelsin diye şey çekiyorum. Gece perdesini. Güneşliği öyle söyleyeyim. Ve burada da orkiden var. Bu orkide Rıfat aldı. Açtı. Ondan sonra bir daha hiç açmadı. Ama kurumuyor da. Yeşil kalıyor. Yani kök veriyor, çiçek vermiyor. Buna ne yapacağım? Hiçbir bilgim yok. Aa, burada para mı var? Aa, para bulanımdır, benimdir. Haberim bile yok. Şöyle duruyor çiçeklerim. Aa, bu arada bu maske temiz. O yüzden oraya koydum yani. Yoksa maskeleri oraya koymuyorum tabii ki. Hava çok güzel. Ama balkonumu göstermek istemiyorum. Çünkü balkonum leş üstü leş. Bugün temizlemekti niyetim. Hatta şöyle göstereyim. Deniz cazımı. Ya birinci katta olsam bile denizi görüyorum.
Denizsiz asla. Bir de bu taraftan da görüyorum denizi de. Şimdi dışarıda değiliz ya. Aman hazırsanız şöyle bir şey yapıyoruz. Şu ışığı da açayım. Elime paraları aldım. Sanki evden kaçıran var. Alt tarafı 1,5 lira yani. Para bulundur diye niye böyle bir şey girdiyse. Neyse kumarama gider atarım. Hazır mısınız? Paylaşacağım. Dün canlı yayında da bol bol konuşmuştuk. Baya böyle 2 saat dolu dolu bir sohbet ettik. Ve ben size orada yeni bir şey deneyeceğimi söylemiştim. Şimdi şöyle, diyete çok sağlıklı beslenme diyeyim de çok güzel bir şekilde devam ediyorduk ancak. Şöyle bir şey oldu. Annemlere gittim, bir 43 gün orada kaldığım için ister istemez bozuldu. Ama bu kilo aldım işte çok kötü durumdayım, tekrar en başa döndüm gibi düşünülmesin. Her şey yolunda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sadece. Ama 43 günlük kaybımız var. Bu güzel bir şey değil. O rutini bedenim unuttu doğal olarak. Ama tabii ki problem mi? Değil. Şimdi ne varsa onu tüketiyorsunuz arkadaşlar. Yani kendinize göre özel bir diyet listesi hazır. Ha istesem hazırlardım gene de zorlasam ama işte çorba yapıyorsunuz, pilav yapıyorsunuz. Ne bileyim işte yanına bir şeyler yapıyorsunuz. Onları tüketiyorsunuz. Gene de iyiydi. Çok fazla saldığımı düşünmüyorum. Normal beslendim yani. İstediğim gibi yedim. Yalan da yok. Ben de diyorum ki bir şoklama yapalım vücudumuza. Ve artık çalışması gerektiğini hatırlasın. Şimdi şöyle polikistik over olduğum için PCO olduğum için insülin direncinden dolayı kilo vermek artık yaşla ilerliyor diye için bu hormonlardan kaynaklı benim için çok zor. Ama imkansız değil. Tabii ki kilo verirsem de bu PCO denilen arkadaş bu etkilerini yitirecek ama gene de benimle bedenimde kalmaya devam edecek. Bu tamamıyla vücudun ürettiği bir şey. Onunla ilgili de detaylı bir video çekeceğim. Aklımda bununla muzdarip olan çok 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 insan var. Peki. Diyorum ki vücudum bir şoklayayım. Düşük kalori alalım ve sadece 2 hafta bunu yapalım. 2 hafta sonucuna beraber bakalım diyorum. Ünlü bir diyetisyen var. Sevdiğim ismini unuttum. Ayşe'ydi sanırım ama onunla ilgili benim bu yapacağım diyetle ilgili olan videosunu aşağı linke bırakacağım biliyorsunuz. Emeğe saygısızlık asla yok. Sanki kendim bulmuşum ve üretmişim gibi asla yansıtmıyoruz. Sonuçta bu bilgileri ondan aldık. Ona da teşekkür ederim. Deneyelim bakalım gerçekten doğru mu söylüyor? Biliyorsunuz ki kanalımda hep böyle doğru mu söylüyor videolarını sık sık bulabilirsiniz. Nedir bu peki? Yumurta diyeti. Yumurta diyetiyle birlikte 2 haftada toplam 7 kilo vermeyi garanti ediyor. Ama sevgili doktor diyor ki lütfen diyor bunu acil bir işiniz varsa yapın. Düğününüz varsa, bir mülakatınız varsa, nişansa vesaire vesaire. Yani fazlalığım var, kurtulmam lazım diyorsanız yapın. İlerletirseniz diyor vücudunuz işte alerjik reaksiyonlar alabilir, karaciğerinizi yorabilirsiniz. İşte en fazla 2 hafta öneriyorum. Ödem hani bunları alacaktır. Kilo vermeye başlamanızın sebebi de diyor düşük kalori aldığınız için vücudunuz kilo vermeye başlıyor diyor. Ama onun tavsiyesi uzun vadeliyseniz tamamıyla kalıcı şekilde kilo vermeniz. Ben de diyorum ki 43 gün yattık, 40 gün diyelim, 1,5 ay yattık. Madem böyle bir şey giriştik o zaman 2 hafta bir deneyelim. Sonuçta o 2 hafta öyle de geçecek, böyle de geçecek. Timur'un da zaten 2 hafta sonra doğum günüm. Timur'un doğum gününe kadar denemek istiyorum. Çünkü ondan sonra da Ramazan geliyor. Böylelikle düşük kalori... Çünkü Timur'un tabii doğum gününde sahura kalkacağız. Ertesi gün oruçlu olacağız. Allah nasip kısmet ederse gecesinde. Diyorum ki hem de o zamana kadar düşük kalorili beslendiğim için vücudumu da alıştırmış olurum. Ve oruç zamanında, Ramazan ayı zamanında bayağı böyle bir düzene girmiş olur. Az beslendiğim için de bu şekilde devam edebilirim diyorum. Hala hastayım. Burnum tıkanıyor. Hiç aslında iyi durumda değilim. Peki, tüyoşum geldi. Peki neler var bu yumurta diyetinin içinde? Hemen sizlere ondan bahsedeceğim. Beraber böyle bir şey çıkartalım. Zaten o doktor 3 günlük sadece vermiş. Ben onu sürekli böyle döndüre 14 günü tamamlayacağım. Ondan sonra beraber Anya mıydı, Konya mıydı göreceğiz. Detayları zaten videolarda paylaşacağım.
Aslında bunu yaparken istiyorum ki biraz hareket edeyim, spor yapayım. Sanki spor yaparsam daha fazla veririm gibi geliyor. Hani 7'den fazla veririm demeye çalışmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani ödem de atarım demeye çalışıyorum. Ama maalesef üşeneceğimi biliyorum. Çünkü neden? Spor sevmiyorum. Çünkü spor beni çok yoruyor. Çünkü spor yapınca nefes nefese kalıyorum. Çünkü spordan niflit ediyorum. O zaman şimdi gelin o 3 günlük listeye bakalım. Şimdi sizi biraz bu köşeye alayım. Ve listeye çıkardım. Screenshot almışım arkadaşlar. Hemen listeyi çıkartır çıkarmaz de detaylarını anlatacağım. Dediğim gibi 3 günlük bir liste vermiş. Ben bu 3 günü döndüre döndüre bu şekilde diyeti devam edeceğim. Birinci günde kahvaltıda 2 tane haşlanmış yumurta ve 1 adet greyfurt diyor. Şimdi şöyle greyfurt, portakal, kiwi bu tarzda olan meyveleri öneriyor. Zaten burada kesinlikle yumurtayı kırmak vesaire yok. Tamamıyla haşlanmış olarak yapacaksınız. Öğlende gene 1 adet portakal, sanıyorum bu C vitamini yüksek olan meyveleri tüketebiliyorsunuz bu süreçte. Bu bildiğiniz şok bir diyet, kesin bir diyet. Çünkü bunun sebebi kalori miktarını az tuttuğu için vücudu şoklamak. Benim de niyetim 40 gün boyunca tembelleşen vücudumu şoklatıp bu nefsimi terbiye edip, hani Ramazan ayı zamanında zaten isteseniz de hiçbir şey yapamayacaksınız. Çünkü oruçlu olacağız. O zaman da az beslenmek. Aslında amacım bu. Ama dediğim gibi doktorun da bu anlattığı videonun linkini aşağı bırakıyorum. Muhakkak onu da dinleyin. Hamileler, alerji olan. Mesela benim yumurtaya alerjim var. Ama bu aralar 2 tane yediğimde bir alerji sezmedim. Takip edeceğim diyeti yapıp yapamadığımla ilgili. Hemen zaten kaşımaya başlıyorum. Öbür türlüsü mümkün olmuyor. Hamileler, emzirenler, kronik işte böbrek, kalp gibi hastalıkları olanlar yapamıyormuş. Deneyeceğim. Bakalım bir takip edeyim. Yani 2 hafta inşallah yaparım. Ama yapamazsam bir hafta kesin yapmak istiyorum. Yani hani hiç olmazsa gözle görülebilecek bir tartıda 2 kilo, 3 kilo vermek kim istemez haftada. Ama sadece bunu en fazla 2 hafta, ama doktor tavsiyesiyle de bana kalırsa 1 hafta yapın, ama hani yapabiliyorsanız tamam, 2 hafta daha fazlasını önermiyorum demişti. Benim de zaten Timur'un doğum gününe kadar şöyle birkaç kilo versem, fotoğraflarda güzel çıksam yeterli. Şimdilik için, ama hani şey yanlış anlaşılmasın. Tamam, devam ediyorum. Öğlende de 1 adet portakal yiyorsunuz ve 1 dilim esmer ekmek. Sadece esmer ekmek olarak düşünmeyecekmişiz bunu. Tam buğday, tahıllı, çavdar, siyah olan bütün ekmekleri tüketebiliyoruz. Biliyorsunuz ben zaten kendi bildiğim bile de tam buğday ekmeği seviyorum, tüketiyorum da. Akşam da salata, salatanın yanında haşlama tavuk ya da ızgara tavuk. İkinci günde de gene kahvaltıda 2 tane yumurta, 1 adet mandalina yiyorsunuz. Öğlende 1 dilim beyaz peynir, 1 dilim esmer ekmek ya da tam buğday, çavdar ne istiyorsunuz o. Akşamda salata gene haşlanmış ızgara ya da tavuk tüketebiliyorsunuz. Üçüncü güne geliyorum. Kahvaltıda 2 tane haşlanmış yumurta. Bu sefer yeşillik yiyebiliyorsunuz farklı olarak. Öğlende de ızgara veya fırında balık salata yiyorsunuz. Akşama da 2 tane haşlanmış yumurta ve 1 adet greyfurt yiyorsunuz. Aynı birinci günün kahvaltısındaki gibi 3. günün akşam yemeği yapmış. Ben de dediğim gibi sadece 3 günlük diyet elimde olduğu için bunu böyle çevirip 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 evirip çevirip fesatlık düşünmeyin. Fesatlık yok. Neyse. Bunu evirip çevirip bir güzel yapmayı niyetindeyim. O zaman hazırsanız, ben zaten çok geç kaldım. Bugünlük böyle bir başlayayım. Burada kesinlikle ara öğün yok. Ivır zıvır yok. Atıştırma yok. Hiçbir şey yok. Su içerim. Yeşil çay içerim. Kahve içerim. Göz altlarım kendine ait yeni bir çukur şeyi ilan edecekler. Yani gölgeden artık, yani mor değil, damarsal bir problemim yok. Ama artık çöktükçe o ışıktan dolayı iyice böyle kahve çıkıyorlar ve çok sinirim bozuyor bu durum. Neyse, bu da geçecek. Çünkü bu yanaklar inince anlatabiliyor muyum? Tamamdır, şimdi hadi gelin. Beraber 2 tane haşlanmış yumurta. Greyfurt da çok acı ya. Nasıl tüketeceğiz biz onu? Sen seni bil, sen seni. Sen sıkı tut çeneyi. Pijamam da harika değil mi? Şimdi ay, kahvaltısı da çok kolay hazırlıyorsun. Bak, bitti bile. Ne var ki bunda?
Hazırlaması çok kolay. Sadece akşam haşlama ya da ızgara tavuk demiş. Ben şimdi onunla ilgili şey yaparım. Tavuğumu çıkartayım da. İnşallah zorlanmam. Yani zorlandığım zaman da kahve, su ve yeşil çaya vururum kendimi. Ama çok fazla da hani şey çay may tüketemiyorum. Neden? Çünkü çok aşırı tansiyon oynatıyor. Düşürüyor gerçekten fazla tüketimde özellikle. Yani mesela geçenki diyette 4 fincan içemiyordum. Yani şimdi bu yumurtalar olsun, kivimizi soyalım, kahvaltımızı yapalım. Yanına çay may dememiş. Ama bir çay içeriz yani. Neyse ben bir su içeyim önce de. Ben geldim şimdi köşeme sizlerle beraber sohbet etmeye. Canlı yayında da söylemiştim. Başıma gelen birkaç şey var. Hatta bir Reels videosu da... Reels diyemem aslında. Ben pek Reels hiç yapmadım bilmiyorum da. Ya da yaptım habersizce. kahve şeyi atarken de, videosu atarken de Instagram'da eğer takip etmiyorsanız muhakkak takip edin. Buralardan bir yerden muhakkak onu çıkartacağım. Orada yaşadıklarımı hazmetmeye çalışıyorum demiştim. Ne oldu peki? Ben ne hazmetmeye çalışıyorum? Şimdi arkadaşlar, bizim eşimin iş yerinde yakın bir arkadaşı korona oldu. Eşim de arkadaşla doğal olarak yakın temasta bulunmuştu. Haberimiz yoktu. Bu sanıyorum mutasyonlu bir virüs. Arkadaşımızın şu an atlatmaya çalıştığı, iyi durumda, şey değil, inşallah bir an önce de iyileşecek. İki tane test yaptırdı, ikisinde de ilk negatif çıkıp üçüncüsünde pozitif çıktı. Zatüre başlangıcı var dediler arkadaşımızda. Ama aslında sorun bundan kaynaklanmıyor. Şöyle, eşimin iş yerinde, bu arada bu arkadaşımızı neden anlatıyorum? Hani böyle çok grip gibiyseniz ya da zatüre diyorsanız hani testinizi birkaç kere tekrarlayın diye amacıyla söylüyorum. Çünkü üçüncü sanıyorum testinde pozitif olduğu ortaya çıktı. Şöyle ki, eşim iş yerinde bir çalışma arkadaşıyla beraber mesai saatinin içinde, yani yan yana görev yaparken bir arkadaşının testinin pozitif olduğu sonucu iş yerinde çalıştığı anda belli oldu. İkisi beraber çalışırken. Ve doğal olarak da ister istemez yakın temasta, aynı arabanın içinde, aynı şeyin içinde bulundular. Bu sebeple de maalesef ki eşim de kendini korumaya alması gerekti. Tabii bu hastalığın bir kuluçka dönemi var. Hemen aniden çıkmadığı için. Aşkım. Anne, açayım açayım. Açarım tabii ki bebeğim. Benim tiyoşum da çizgi film izliyor. Gel. Ah. Bakalım sen de benim onunla masaya oturacak. Neyse, böyle bir süreç olduğu için eşim de bizi riske atmak istemedi. Biliyorsunuz bende kalp romatizması var. Tiyajımda da... Şenlok ağacını... Teyzelerim, ablalarım, ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz de? Bak, boşun dedim. Bacı, bir şey bilen bile. Bir şey. Başka? Saçlarını düzelteyim, güzel çık. Bacı, demir. Ben öyle. Anne, bir şey yapmıyorum. Bana işin mi? Bak, Jen'in ağacını balla yesinler mi annem? Bak sen anlama. Bir şey değil. İleride uvarlayacak. Ben seni bilmiyorum. Tamam. Benim tospikimi dinle. Anne konuşsun mu? Tamam. Şimdi şöyle. Bu sevmiyor. Tamam, peki. O zaman şimdi ben sizleri böyle alayım. Çünkü Timur sizi gördükçe konuşmaya devam edecek. Hemen anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi eşim
bu arkadaşıyla beraber yakın temasta olduğu ve öğrendiği için doğal olarak ister istemez bir korktu. Dedi ki Gönül dedi fazla yakın temasta bulunduk ve bu sebeple de kendimi karantinaya almam gerekiyor dedi. Ama şimdi biliyorsunuz ki Timur Rıfat'ı gördüğü her an üstüne atlıyor, sarılıyor, öpmek istiyor ve onunla oyun oynamak istiyor. Hani ben ne kadar uzak dursam da Timur uzak durmayacak. Bu sebeple de biz riske atmak istemedik açıkçası. Hani Rıfat izinli gününde odaya kapatalım bir şey söz konusu değil. Rıfat odaların kapılarını vuracak yani tekmeleyecek. Ben biliyorum kendi çocuğumu. Rıfat'a bir çanta hazırladım ve arkadaşında kalıyor. Bugün üçüncü günü. Bugün test yaptıracak. Öğlende yarın ya da akşama testin sonucu çıkar diye söyledi. Ama mutasyonlu virüs de olabileceği için dedi ki bir 2-3 gün daha kendimi karantinada tutup tekrar bir test yaptırıp ondan sonra eve gelmek istiyorum dedi. Hani ben dedim ki 2-3 gün bekle ondan sonra test yaptır. Neden iki defa test yaptırıyorsun? Hani sonuçta ilk defa ben gördüm. İşte arkadaşımızın hani iki defa test yaptırıp bir şey çıkmayıp artık üçüncüsünde test yaptırınca pozitif çıkmasından dolayı dedim ki hani kendine böyle bir şey yapma bari hani 3 gün daha tamam kal ama 3 gün sonra bir test yap. En azından o kuluçka süresinde gerçekten var mı yok mu diye öğrenmiş oluruz dedim. Bu sebeple Rıfat'la ayrı evlerdeyiz. Rıfat şu an arkadaşında kalıyor. Ameliyat olduğu süreçte kaldığı arkadaşlarında kalıyorlar. Zaten sağ olsunlar yani onlar olmasa ne yapacaktık hiç bilmiyorum. Bu da böyle başımıza gelen bir şey. Hiçbir fikrim yok. Benim burnum akıyor. Timur'un zaten bitmek bilmeyen bir öksürüğü var. Biz o öksürüğün toz alerjisinden olduğunu düşünüyoruz ama Timur'a da bir ciğer filmi çektirmek istiyorum. Korkuyorum da buraya götürmeye ama yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü geceleri özellikle çok fazla artıyor bu öksürüğü. Bu da beni çok korkutuyor. Benim de dün geceden başladı bir boğaz yanması, burun akıntısı ama bunun mevsimsel bir grip olacağını da düşünüyorum. Şöyle... Bahar zamanı polen alerjisinden dolayı bende her sene bu olur zaten. Bunu hani yakın çevrem, ailem de bilir. Hani böyle bir burun akıntısı olur. Bir halsizlik herhangi bir şeyim yok. Zaten Rıfat yakın temastan bulunduktan sonra bizimle hiç temasa geçmedi. Ama diğer arkadaşımızla temasta bulunduğu için hani... Yani varsa da oradan geçecekse artık bize kesin geçmiştir. Yani ona bir şey söyleyemem. Artık zaten piyasaya çıkardı diye düşünüyoruz. Çünkü ondan bayağı birkaç gün oldu. Bu arada aklınızda bulunsun. Şiddetli bir baş ağrısıyla çıktı bu meydana. Tabii ki de herkes de farklı gösteriyor. Mesela benim halam da korona ilk zamanları geçirdi. Ama halamda hiçbir belirti yoktu, hiçbir şey yoktu. Sadece böyle hafif bir boğazımda bir yanma var diyerek o süreci tamamlamıştı. Bu bağışıklıkla alakalı bir durum. İnşallah daha kötüsü olmaz. Şu an çoğu çalışma arkadaşı temaslı. Ama ne yapacaklar? İnsanlar çalışmak zorundalar. Yani insan yok çünkü herkes bunu yaşıyor. O yüzden de maalesef ki şu an beden olarak da herhangi bir rahatsızlığı olmadığı için yani varsa da kuluçka süresindedir ama inşallah yoktur. Bu sebeple de şu an çalışıyorlar. Ama tabii ki hasta olan artık yani testleri pozitif olan diğer arkadaşlar çalışmıyorlar. Ama gene de ister istemez artık herkes bir temasın içine girdi. Maalesef bu da kötü bir durum. Anneciğim böyle alabilirsin. Baba. Tamam bunu ye. Öyle işte yani kızlar başıma gelen de bu başımıza gelen bu yani sevinelim mi üzülelim mi bilmiyoruz. Trabzon'a geldik hiç uzun zamandır görüşmedik işte hasret gideririz dedik gene ayrı kaldık bir hafta gene ayrıyız. Keşke bu süreçte anacığımlarda kalmaya devam etseydim ama tabii ki nereden bilebilirdik. Dün ailemize bu durumu paylaştık ama sizler yeni öğreniyorsunuz. Dedik ki şöyle bir iki gün üç gün geçsin netleşsin ondan sonra sizlerle paylaşmak. İstedim ve şimdi gelin beraber bu iki haftada uygulayacağımız düşük kalorili, yüksek proteinli yumurta diyetini yapalım. Timur'un doğum gününe kadar şöyle bir fazlalıklarından, aslında çok fazlalık ama işte fazlalıklarından kurtulayım. Ve beraber bakalım gerçekten işe yarıyor mu? İşe yarıyorsa biliyorsunuz kanalda zaten bangır bangır bağırıyorum. Bayağı da uzun konuştum, çok konuştum. Video çok uzadı. Üzgünüm, özür dilerim. Bu arada kızlar akşama haşlanmış tavuk ya da neydi o ızgara tavuk salata yiyeceğim için şöyle piliç pirzolalarım vardı. Bunun derileri var çözülsün.
o deriyi çıkartacağım ve o şekilde fırına atacağım. Yani deriyi yemeyeceğiz. Bu sebeple de ızgara tavuk işine çözüm bulacağım. Bu biraz burada çözülmeye dursun. Akşama zaten vakit çok. Şurada da birkaç tane bardağım, tabağım, çanağım var. Bunları yıkayıp hemen makineye koyarım kahvaltıdan sonra. Ve diğer rutin şeylerimize de geçmiş oluruz beraber. Kızlar, kahvaltım bu şekilde. 2 tane yumurtayı haşladım. Görmüş olduğunuz gibi böyle kayısıyla tam pişmek kıvamına geldim. Üstüne pul biberle nane ektim. Bir önceki diyetimde zaten yapıyordum baharatlı. Yanına kivi doğramadım da dereotu maydanozu şöyle yeşilliklerimi yıkadım. Domates salatalık da hani de tüketebilirsiniz. Birkaç doktor dinlemiştim. Daha sonra da yanına hemen böyle bir yeşil çay yaptım. Zaten dediğim gibi çayda şekersiz içtiğim için problem yok. Şimdi hemen bunları tüketeceğim. Ve hızlıca güne başlamam lazım. Çünkü buralar... Bu arkadaş sayesinde çok dağıldı. Mama mı yiyeceksin annem? Kahvaltımı ettim. Zaten o kadar çabuk bitti ki anlatamam. Biraz hatta Timur'da yumurtamdan çaldı, bunu saymıyorum. Neyse şimdi yeşil çayımı aldım. Oturdum. Şöyle biraz tembel tembel Müge Anlı'ya bakacağım. Çok az bir şey. Ondan sonra makineye çamaşır attım güne başlamadan. Bornozlar bizim açıkta duruyordu. Yani asılı bir şekilde durduğu için bir aydır daha fazla evde de olmayınca. Onları dedim ki tozlanmıştır muhakkak. Hemen dedim onları bir atayım. Makinede çalkalansın. Günlük normal şeye süpürmeye başlarız beraber. Şey yok ama gene de hani kıl tüy toz ne varsa toplansın. Bu şekilde detaylı temizlik daha böyle rahat oluyor benim için. Başka yapabilecek bir şeyimiz pek fazla yok. Bulaşıkları hallederiz. Ondan sonra o çamaşırları asarız. Klozete bir domates sosu dökerim. Böyle bir klozeti temizlerim. Tiyo'yu uyuturum, uyanır, yemek yer falan. O zaman rutinimize başlayalım. Az önce dolap uygulamasından ilk ürünümü sattım. Beyaz ayakkabılarım, spor ayakkabılarım vardı. Onları sattım. Çok çok cüzi bir rakama sattım. Yani hani yeter ki elden hani çıksın bir an önce diye satmıştım. O yüzden tertemiz ayakkabıydı. Alıcısına hayırlı olsun. Benim de ilk satışım. Artık yavaş yavaş kendi hoca serti bulursam tiyoşumun eşyalarını da satmak istiyorum ama kıyamıyorum. Hiçbirine kıyamıyorum. Hiçbir parçasını satmak istemiyorum. Ama artık evde gerçekten hiçbir şey koyacak yer kalmadı. Neyse ki salonumun haline bir bakın. Birazdan Timur'u uyutacağım. Ondan sonra güzel bir kahve içeriz beraber. Hala kalkacağım da ben hala iş yapacağım. Yapıştım koltuğa. Kızlar, Timur'u şimdi uyuttum. Hemen yanından kalktım. Bizim tam evimizin dibinde. Sesi duyuyor musunuz siz bilmiyorum ama inşaat yapılıyor ve kayalık alan olduğu için o kayaları kırmak zorundalar. Odanın içinde resmen ses bombası atıyorlar diyebilirim. Şöyle yapayım daha güzel ışık vursun. Ama mecbur çocuk orada uykuya daldı, gene de uyudu çok şükür. Şurada hemen görmüş olduğunuz gibi mutfakta çok az bir şey var. Onları diyorum ki hemen bir yerleştireyim, aradan çıksınlar. Şöyle ışığımı da açayım sizlere, güzelce aydınlık net gözükelim. Hem bu bölümde sizlere göstereyim. Timur uyanmadan ben de hemen bir duşa gireyim diyorum. Akşama kalmasın diyerekten. Şimdi gene şu mutfağı toplayalım. Evi zaten işlerini bitirdim. Süpürdüm, çamaşır astım, topladım, çocuğumu yedirdim. Zaten yiyeceğimiz şeyler belli. Timur'un zaten köftesi var. Dünden kızartmıştım. Tavuğu fırına atarım. Bir güzelce birazdan akşama doğru o da hazır olmuş olur. Timur'un çorbası da var. Yemeklerim tamam. Ben şimdi hızlıca gelin şu mutfağı bir temizleyeyim.
Neyse, işlerimizi hallettik. Makineyi çalıştırdım. Ondan sonracığıma şimdi mutfak tezgahım da temiz. Zaten Timur'la beraber olduğumuz için ekstra aman aman da bir bulaşık çıkmıyor. Makineyi çalıştırdım. Evimi bir güzel süpürdüm. Ondan sonracığıma tiyoşumu uyuttum. Yemeklerim zaten dolabımda var. Her şey tamam. Etraf toplu. Benim artık bugün yapabileceğim Timur uyandıktan sonra beslemek, yedirmek. Ondan sonra çıkan varsa iki tabak bulaşığı makineye koymak. Bugün sizlerle çok fazla uzun uzadıya sohbet ettim. O yüzden de sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Bir an önce montajlayıp akşama yetiştirip sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden benim bugünlük rutinlerim bu şekildeydi. Başıma gelenleri de anlattım. Zaten bu aralar başımıza gelmeyen de kalmadı. Ama olsun, Rabbim daha kötü bir şeyle sınamasın diyorum. Buna da şükür diyorum. Yani hepimiz en azından evimizde sağ salim duruyoruz. Umarım Rıfat'ın da birkaç gün sonra test sonuçları iyi çıkar. Bir şey olmaz ve bir an önce eve gelir. Ay, yoruldum ya. Şimdi izninizle ben gideyim bir duşa gireyim. Timur da uyumuşken rahat rahat duşa girebilirim. Rahat rahat dediğim aslında çok fazla vaktim yok. Timur böyle arada bir uyanabilir sesten dolayı. O yüzden acele etmem lazım. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönül YouTuber. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oraya da tıklayıp selfie direkt gönderebilir. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz... Konuşamıyorum. Seriye bağlıyorum ya. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna tıklayıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abone ol tuşu bildiğiniz gibi aslında rakamsal bir gösterge ama gene de oraya abone olup kişi sayımız arttığı zaman ben de sizlere ve daha fazla insana ulaşabildiğimi bildiğimde daha çok motive oluyorum. Yalan yok. Bu detayı söyleyeyim. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.